Uzayda yaşam arayışı. Evrendeki bilinen en komplike nesne insan beynidir. Bu 86 milyar nöron bize geleceğimizi dönüştürebilme gücünü sağlamıştır. Ama doğanın elinden gelenin en iyisi bu mu? Günümüzde kainatta yaklaşık trilyon kadar yaşanabilir gezegen olduğunu biliyoruz. Beynin başka bir şey tarafından gölgede bırakabileceği 10 trilyon ihtimal. Zeki yaşam arayışı sadece bilimsel bir meraktan çok daha fazlasıdır. Bizden daha büyük bir şeyle bağlanma arzumuz tarafından yönlendirilmektedir. Dünya dışı bir uygarlık bulmak sadece yalnız olmadığımızı ortaya çıkarmaz. Türümüz için yepyeni bir evrimsel rota da çizebilir. Üstelik ilkel yaşamın aksine uzaylı zekası binlerce ışık yılı uzaklıktan tespit edilebilir. Bu da onları potansiyel olarak bulması daha kolay kılar. Bizim bilmediğimiz neyi biliyorlar ve onlarla nasıl bağlantıya geçebiliriz? Bunu ilk merak eden biz değiliz. 200 sene evvel varlığımızı bildirmek için Sahra Çölü'nde dev ateş halkaları yakmayı düşündük. Sadece var olduklarını bilmek bile kendimiz hakkındaki görüşlerimizi derinden değiştirir. İlk defa hakiki bir kozmik kardeşlik hissederdik belki. Mesajlarını veya teknolojilerini araştırmak bizleri çok büyük ilerlemelere götürebilir. Ve kendi uzun süreli hayatta kalışımızı güvenceye almamıza yardımcı olabilirdi. Fakat anlamlı bir şekilde karşılıklı iletişim ihtimali umutsuz olurdu. Yüzlerce veyahut binlerce ışık yılı mesafelere ayrılmış olduğumuzdan bu uygarlıkların çok uzak geçmişlerini inceliyor olurduk. Üstelik bizim dil kavramımız onlara tamamıyla yabancı gelebilirdi. Ama ya bunca zamanlık arayışımızın sonunda başka hiçbir zeka belirtisiyle karşılaşamazsak? Ya sahiden de yalnızsak? Bundan asla tam anlamıyla emin olamayız. Zira her daim hiç inceleme imkanımızın olmayacağı aşırı uzak gök adalar olacak. Lakin hiçbir kanıt bulamamamız kainattaki yerimizin sahiden de benzersiz olduğu anlamına gelirdi. Zeka ateşini canlı tutmamız için bizlere çok büyük bir sorumluluk yüklerdi bu. Kadim uygarlıkların bizimle abideleri aracılığıyla konuştuğu gibi biz de gelecekteki yaşamın bulması için kendi abidelerimizi inşa edebiliriz. Başarılarımız ve bilgi birikimimizin kayıtlarını muhafaza edecek kozmik zaman kapsülleri. Belki öbür ırklarda aynısını yapacak ve bu hatıra mahzenleri zaman içinde bağlantılı hale gelecek. Her yeni uygarlık yeni bir bağlantı ekleyecek. Bu zincirdeki ilk halka olmak bizim kaderimizde olabilir. Hiç karşılaşmayacağımız gelecekteki yaşam formları tarafından üzerimize kurulmuş galaktik bir ansiklopedinin kurucuları olmak. Kozmik sahnenin yeni gelenleriyiz bizler. Bağ ve yol gösterici hasretiyle yanıp tutuşan, bir keşfette bulunmak binlerce sene alabilir. Fakat bilinmeyen var oldukça devlerin arayışı son bulmayacak. Ya arayışımız meyvesini vermezse peki? O halde devlere dönüşme fırsatı bizimdir. 1860'larda da Fransızlar dev aynalardan oluşan bir örüntü yapma düşüncesini öne sürdü. Bunlar, güneş ışığını büyük ayı şeklinde Mars'a yansıtacaktı. Fakat sonsuz uzay boyunca bir sinyal yollamak istiyorsanız, ateş yakmanın ve ışık yansıtmanın size pek de bir yardımı dokunmaz. Yakınımızdaki bir gezegende çıkan nükleer bir savaş bile elimizdeki mevcut teknolojiyle tespit etmesi neredeyse imkansız. Mesajınızı gerçekten yollayabilmek için görmenizin bile mümkün olmadığı bir tür ışık formuna ihtiyacınız var. Radyo dalgaları bilgiyi çok uzak mesafelere taşımak için idealdir. Çünkü diğer ışık formlarına nazaran yıldızlar arası gazlarda ve tozlarda daha serbest bir biçimde seyahat edebilirler. Bu yüzden de neredeyse tamamen radyo sinyallerinin incelenmesine odaklanmış durumdadır. Kasıtlı veya teknolojinin bir sonucu olarak yollanmış. Bizim radyo sinyallerimiz bugüne dek 100 ışık yılı kadar mesafe yol kat etti. Ve 75 yıldız sistemine ulaştı. Bu sistemlerden bazıları olası yaşanabilir gezegenlere ev sahipliği yapıyor olabilir. Üstelik
Eğer uzaylı zekası bu sinyal kabarcığının ötesinde bulunuyorsa, yine de gezegenimizde O2 tespit ederek dünyada yaşam olduğunu anlayabilirler. Ancak gerçekte arayış daha yeni başladı. Pratik olarak inceleyebilmemiz için aşırı uzakta olan evrende 2 trilyon gökada daha bulunmaktı. Uzay, dünyadaki okyanusların toplamı kadar büyük olsaydı, zeki yaşam işaretleri için aramış olduğumuz miktar bir havuz dolusu sudan bile az olurdu. Üstüne üstlük yanlış şeyi arıyor bile olabiliriz. Uzay boyunca haberleşmenin birden fazla yöntemi vardır. Ve uzaylı uygarlıklar, radyo dalgalarını ilkel bir teknoloji olarak görüyor olabilir. Tüm olası seçenekleri göz önünde bulundurmalıyız. Gerçekçiliklerden tutun da akıl almaz olanlarına kadar. Arayış şimdi farklı bir tür sinyal bulma yolunda. Çıplak gözle bile görebileceğimiz hem de lazer ışığı. Yüksek enerjili lazer patlamaları bir yıldızdan binlerce kat daha parlak olabilir. Ve saniyede radyo dalgalarından çok daha fazla veri taşıyabilir. Bunu tespit edebilmemiz için doğrudan ışının görüş hattında olmamız gerekirdi. Fakat birçok ışık yılına yayıldıklarında gezegenleri ve ayları tümüyle sarabilecek kadar genişlerlerdi. Lazer ışınları tüm gökadayı taramak için kullanılabilir. Tıpkı kozmik bir denizdeki uzaylı deniz fenerleri gibi. Yakın zamandaki bir kitlesel fonlamalı girişim sayesinde göğün tamamını lazer sinyalleri için gözetleme planları başlamış durumda. Fakat bu parlak ışıltıları bulması nispeten kolay olacak olsa da gelişmiş yaşam anlaşılması çok daha zor bir şeyler kullanıyor olabilir. Nötrinolar. Her bir saniye içinizden trilyonlarcası akıp geçen ufak atom altı parçacıklar. Bu hayalet parçacıklar gezegenlerin içinden geçebilir ve tek bir atoma dahi temas etmez. Bir günde bunlardan sadece birkaç tanesini tespit edebilmek için kocaman odalara ihtiyaç vardır. Ama araştırmacılar yakın zamanda nötrino komünikasyonunun mümkün olduğunu 240 metrelik bir kayanın içinden bir mesaj yollayarak kanıtladı. Eğer ki gelişmiş yaşam onları iletişim amaçlı kullanıyorsa sinyalleri tüm engellerin içinden geçip her yere ışık hızında seyahat edebilir. Mesajları tam şu anda içimizden geçiyor olabilir ve biz bunun farkında olmayabiliriz. Veya belki de zeki yaşam komünikasyona tamamen farklı bir açıdan bakıyor olabilir. Bizzat uzay zamanı bir araç olarak kullanıyor olabilirler. Yüksek kütle çekimine sahip cisimleri manipüle ederek teorik olarak uzay zamanda evrende her yöne yayılacak yapı bozulmaları meydana getirebilirler. Ancak tespit edilebilecek kadar güçlü kütle çekim dalgaları oluşturmak aşırı miktarda enerji gerektirirdi. Belki çok daha basit bir şeyle uğraşıyorlardır. Bir yıldızın etrafına dev tenteler yerleştirmek, yıldız ışığını adeta kozmik bir Morse kodu gibi belirgin şekillerde engelleyebilir. Üstelik basit bir mesajı yollamak çok uzun yıllar sürecek olsa da böyle bir sistem sürdürülebilmek için çok az çabaya ihtiyaç duyar. Fakat bilim kurguyu en çok andıran olasılık DNA'mıza mesajlar bırakmış olabilecekleridir. Bazı bilim insanları genlerimizin bazı dizilimlerinin saklı mesajlar içeriyor olabileceğini ileri sürmüştür. Yaşam tasarlayan üstün bir zeka tarafından genetik kodumuza yerleştirilmiş Easter AGG'ler. Ancak bunun gibi aşırı senaryolar daha üzücü bir ihtimalin gölgesinde kalmakta. Belki de yanlış zamanda, yanlış yerde bulunuyoruzdur. Uygarlıkların dağılımı, gökadamızın detaylı bir bilgisayar modelini kullanarak araştırmacılar, akıllı yaşamın büyük olasılıkla 4 milyar sene öncesinde ve gökadamızın merkezine yakın bir alanda toplanmış olduğunu hesapladı. Bu doğruysa eğer, biz şehrin dışında yaşıyoruz demektir. Işık yılları uzakta ve galaktik bir altın çağa çok geç kalmış halde. Belki de milyonlarca yıl evvel buradaydılar ve tamamıyla farklı bir gezegenle karşılaştılar. Şimdi hepsi çoktan tarih olmuş olabilir ve bizler de galaktik bir mezarlıkta yaşıyor olabiliriz. Günün birinde bulacağımız şey onların sinyalleri değil, kalıntıları olabilir. Görünen o ki, dünya dışı bir uygarlık bulma olasılığımız büyük ölçüde onların ortalama hayatta kalma oranına bağlı.
Eğer ki ortalama yaşam süreleri 100 yıl kadarsa bir anlığına var olup yok oluyor ve nadiren bizle örtüşüyorlar demektir. Ve onlardan birini hayatta bulma ihtimalimiz çok azdır. Fakat binlerce yıl veya daha uzun süreler hayatta kalıyorlarsa, eğer bu durumda onları bulma şansımız birden yükselir, zira örtüşme ihtimali büyür. Ama ya hiç iletişime geçmiyorlarsa? Yine de onları bulabilmemizin bir yolu mevcut. Uzaylı zekasının bizim gibi haberleşmeye istekli olduğunu farz etmeye eğilimliyiz. Fakat iletişime geçme olasılığını çok tehlikeli veya anlamsız buluyor olabilirler. Bu durumda arayışımızda daha yaratıcı olmalıyız. 2015 yılında gökbilimciler görünüşte normal olan bu yıldızı, düzensiz şekillerde parlaklığı azalmaya başlayınca izlemeye koyuldu. Fakat daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştılar. Sebep muhtemelen ışığı engelleyen dev bir gaz bulutu veya parçalanmış bir aydı. Ama başka bir şeyin tüm belirtilerine de sahipti. Bir uzaylı dev yapısının. Üstelik bu tanımlama her ne kadar pek mümkün görünmese de zeki yaşam bulmak için yeni bir yöntemi ima etmekte, sinyalleri dinlemeyip bunun yerine doğrudan teknolojileri arama. Elçileri aramayıp bunun yerine mühendisleri arama. Bunun için de kendimize şunu sormalıyız. Nasıl bir hayret verici uzaylı teknolojisi arıyor olmalıyız? Dünya dışı uygarlıkların hepsi aşırı derecede farklı olurdu. Ancak enerji kullanımlarına göre onları sınıflandırmak, ne çeşit bir teknolojiyi kullanıyor olduklarına ilişkin bize bilgi verecektir. Kardaşev ölçeği bunları 3 kademeye bölmekte. Tip 1, gezegenleri üzerinde tam hakimiyete sahiptir ve üzerinde bulunan tüm mevcut enerjiyi kullanabilir. Tip 2, yıldızları üzerinde tam hakimiyete sahiptir ve yaydığı tüm yıldız enerjisini kullanabilir. Tip 3, kendi gök adalarının tamamı üzerinde tam hakimiyete sahiptir ve biz insanlara, bizim amiplere olduğumuzdan daha yabancıdır. Ancak uzaylı üstün teknolojisi arayışına girişmeden evvel bizimkisi gibi daha tip 1'e bile ulaşamamış uygarlıkları nasıl bulabiliriz? Yıldız parlaklığı tipik bir gezegen. Yıldızının önünden geçtiğinde yıldız ışığının hızlı bir şekilde azaldığını görürüz. Ancak nispeten daha yavaş azalan bir yıldız ışığını gözlemek yoğun bir uydu halkasının kanıtı olabilir. Bir Clark kuşağının böyle bir ışık eğrisi görmek kesin delil olamaz. Ancak kayasal gezegenlerin etrafında halkaların olması olağan dışı bir şeydir. Ve bu da bize doğru yönü işaret edebilir. Nasıl ki dünya dışı bitkiler gezegenlerinin atmosferinde biyolojik işaret bırakıyor, uzaylı teknolojisi de teknolojik işaret bırakabilir. Silisyum, klorofile benzer ayırt edilebilir bir ışık eğrisi oluşturur. Bu işareti saptamak bizlere dünya dışı güneş pillerinin varlığını işaret edebilir. Çok daha kötü bir şey, daha uzaylı bir atmosferde imzasını bırakabilir. Dünya dışı çevre kirliliği. Klorofor, lorokarbon gibi bazı kirleticiler doğal yollarla oluşmaz ve çok az miktarlarda bile tespit edilebilir. Bu kimyasallar bir uygarlığın yok olmasından çok sonları bile atmosferde kalmaya devam edebilir. Bu da bize soyu kurumuş bir uzaylı ırkının kalıntılarını işaret edebilir. Böylesi bir keşif kendi yok oluşumuzu önlememiz için bizlere çok önemli bir öğüt verebilir. Ayrıca bizim de aşina olabileceğimiz bir başka evrensel risk daha mevcut. Çok miktarda enerji kullanan uygarlıklar çok miktarda atık ısı oluşturacaktır. Bu fazladan ısı tıpkı iklim değişikliğinin bize yaptığı gibi ciddi bir tehlikeyi kanıtlayabilir. Fakat aynı zamanda belli edici bir işaret de bırakabilir. Başka gezegenlerden ya da uzayın başka bölgelerinden yayılan atık ısı tespit etmek, zeki uzaylı faaliyetlerini işaret edebilir. Kendi teknolojileri tarafından yok edilmedikleri takdirde bazı yaşam formları gezegenlerinin tam hakimiyetini elde edebilir. Ve tip 1 bir uygarlık olabilir. Bu hakimiyet beraberinde inanılmaz bir kudret getirir. Dünyalarının tüm ekosistemlerini, kaynaklarını ve hatta hava durumunu kontrol edebilme. Ancak her uygarlık ne derece gelişmiş olursa olsun bizimle aynı kozmik tehlikelerle yüzleşir. Gama ışını patlamaları, süpernovalar ve asteroid çarpmaları gezegenlerde yaşam süren her ırk için bir risk faktörü olacaktır. Bazıları gök adalar arası uzaya kaçıp
varoluşsal risklere maruz kalma ihtimallerini azaltabilir ve yurtlarını yıldızların arasındaki boşluklara kurabilir. Bu durumda arayışımız evrenin her yerini kapsamak zorunda kalacaktır. Ancak gezegenlerin bağlı kalmaya karar vermiş dünya dışı uygarlıklar uzun süreli korunmaya ihtiyaç duyacaktır. Dünyanızı korumanın en iyi yolu nihai bir savunma sistemi inşa etmektir. Bir gezegen kalkanı. Bu kalkanlar yıldızların önünden geçerken belirgin bir kararma desenine sebep olur. Ayrıca tespit edilebilir bir ısı işareti yayabilir. Böylesi büyük ölçekli astro mühendislikler muazzam miktarlarda kaynak gerektirir. Bu kaynakları elde etmenin en kolay yolu da gezegenlerde maden çıkarmak değil, bunun yerine asteroidlerde çıkarmak olabilir. Kaynak açısından zengindirler ve düşük yer çekimlerinden dolayı hareket ettirilmeleri daha kolaydır. Uzaklardaki asteroid alanlarını ısısal ya da kimyasal anomaliler amacıyla incelemek uzaylı madencilik faaliyetlerini gösterebilir. Ama bir zaman sonra asteroidler yeterli gelmemeye başlayabilir. Bizim uygarlığımız çok yeni olduğundan diğer zeki dünya dışı varlıklar büyük olasılıkla bizden çok daha gelişmiştir. O yüzden burada olduğumuzu belli etmeden önce iki kez düşünmeliyiz. Fakat dünya dışı üstün uygarlıklar sadece kaynakların arayışında olmayacaklar. Aynı zamanda muazzam miktarda enerjiye de ihtiyaçları olacak. Yıldızlar, gezegenlerin maruz kaldığından milyarlarca kat daha fazla enerji üretir. Tümünü toplayabilmek için hayal edilmesi güç bir yapının inşa edilmesi gereklidir. Dyson küreleri bir yıldızı çevreleyen muazzam boyutlardaki dev yapılardır. Bir yıldızın yaydığı bütün enerjiyi toplamak için tasarlanmışlardır. Ayrıca yaşam için engin habitatlar da olabilirler. Katı bir kabuk fiziksel olarak stabil olmaz. Bu yüzden de dev bir küre yerine ufak cisimlerden oluşan bir bulut bulabiliriz. Bir Dyson sürüsü, tasarımları nasıl olursa olsun muazzam miktarda kızılötesi atık su oluştururlardı. Ayrıca tutulma yapabilir ve hatta yıldızın ışığını tümüyle bloklayabilirler. Dyson küreleri kara deliklerin etrafına da inşa edilebilir. Böylece daha küçük yarıçapa sahip olup binlerce kat daha fazla enerji toplayabilirler. Yıldızlarının enerjisinin tamamını elde edebilecek düzeydeki varlıklar. Çeyinde bir sonraki kademeye ulaşır. Tip 2 uygarlıklar bu düzeyde bir egemenlik, akıllara ziyan bir kudreti beraberinde getirir. Yıldız sağma yıldızların materyallerini toplama işlemidir. Ve binlerce gezegene eşdeğer kaynak sağlayabilir. Bu işlem ayrıca yıldızın sıcaklığını düşürebilir ve böylece yıldızın ölümü milyarlarca yıl ertelenebilir. Yaklaşık 1 milyar yıl sonra bizim güneşimiz de dünyadaki yaşam için çok sıcak hale gelecek. Yıldız sağmaya dair bir kanıt bulursak bu bize günün birinde bu işlemi uygulamamız için ilham verebilir ve yaşam oyununu devam ettirebilir. Eninde sonunda yıldızları da onlara yetmeyen ve daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan uygarlıklar olabilir. Gökadaya yayılabilmeleri için böylesi gelişmiş yaşam formlarının muhtemelen ışık hızına yakın hızlarda seyahat etmeleri gerekecektir. Bu güce sahipseler de onları hareket halindeyken yakalama fırsatımız olabilir. Işık hızında giderken frene basan uzaylı gemileri arkalarında uzunca bir iyonize gaz izi bırakabilir. Bu izler tespit edilebilir kızılötesi radyasyon yayabilir. Yaşam formları, gök adalarının bütün enerjisini topladığında akıl almaz bir kudret elde edeceklerdir. Tip 3 uygarlık. Bu kozmik ustalık bizim için hiçbir surette kavranamaz olurdu. Milyarlarca Dyson küresi inşa etmiş ve istediğinde yıldız yaratabilen bir yaşam. Teorik olarak enerjiye susamışlıkları tümüyle bir gök adayı karartabilir. Dolayısıyla tip 3 yaşam formlarını araştırmanın yöntemlerinden birisi orada olmayan şeyleri aramak olabilir. Gökada kümelerinin arasındaki uzayda hiç ışığın gelmediği dev boşluklar vardır. Bir zamanlar bu boşlukların gelişmiş yaşam formlarının o bölgedeki her yıldızın enerjisini sömürdüğünün kanıtı olduğu düşünülüyordu. Ama meğerse bunlar kainatın doğal olarak meydana gelen özellikleriymiş. Yakın zamanda civar gök adalar üzerinde yapılan incelemelerde
galaktik ölçekte uygarlıklara dair hiçbir kanıt ortaya çıkarmadı. Eğer böylesine gelişmiş uygarlıklar varsa belki de görünmez kalmayı seçmişlerdir. Fakat eğer şanslıysak, saklanmak yerine açıkça onları işaret eden bir şey yaratacaklardır. Teorik olarak kozmik mimarlar, doğanın oluşturabileceği herhangi bir şeyden çok daha karmaşık devasa gezegen sistemlerini bir araya getirebilir. Kütle çekimsel olarak stabil olacak bu olası sistemlerden bir tanesi bir süper kütleli kara deliğin etrafında dönen 9 tane güneş benzeri yıldızı içermektedir. Bu sistem 550 dünya benzeri gezegeni yaşanabilir bölgesinde destekleyebilir. Bu el yapımı güneş sistemleri uzun süreli ideal habitatlar olabilir. Hatta her gezegenin farklı bir tür yaşamı barındırdığı dünya dışı bir doğa koruma alanı işlevini görebilir. Bundan daha gelişmiş yaşam formlarını düşünmesi güçtür. Fakat teorik olarak evrenimizi kontrol eden veya yaratılmış olan varlıklar olabilir. Araştırmacılar, gerçekliğin sadece bir simülasyon veya üstün varlıklarca yürütülen bir deney olduğu fikrini test etmeye başlıyorlar. Böylesi gelişmişlik düzeyindeki varlıklar yaşam kavramımızın ötesine geçerdi. Zira uzayın ve zamanın dışında var olurlardı. Bir bakıma akıllı yaşam arayışı, asırlardır var olan Tanrı arayışının gelişmiş halidir. İkisinin de amacı hakikat hasretini dindirmek ve kendimizden daha büyük bir şeyle bağ kurmaktır. Günün birinde bir işaret bulursak ne olur peki? Kadim düş, gerçeğe dönüştüğünde neler vuku bulur? Paso video olarak bu bölümü noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.